Son dersimize devam edelim. Üçüncü dersimize. Şimdi burada bir tane örneğimiz var. Bir DC motorun alan sargısı bir diyot köprüsü vasıtası ile 220 voltluk tek fazlı bir gerilim ile beslenmektedir. Devreyi ideal kabul eder isek arkadaşlar, alan sargısının besleme gerilimini bulunuz diyor. Şimdi buraya baktığımızda bir DC motorun alan sargısı dediğimizde ha demek ki bu DC motoru besleyeceğimiz gerilim değerimiz ne söylüyor aslında bahsediyor. Bir köprü diyot vasıtasıyla. Buradaki köprü arkadaşlar bize ne ifade etmesi lazım? Tam dalga kontrolsüz doğrultucuyu ifade etmesi lazım. Bir diyot köprüsü dediğimiz aslında diyot bakın eğer buraya tristör köprüsü deseydi kontrollü olacaktı. Fakat diyot köprüsü dediği için ne var arkadaşlar? Kontrolsüz bir doğrultucu söz konusu burada. Bu köprü ifadesi aslında biliyorsunuz motor sürücülerde de çok fazla kullanıyorsunuz. İşte H şeklinde benzeyen bir şey ortasında köprü dediğimiz oradaki yapıya benziyor. Çapraz olarak ne yapıyoruz? Anahtarları anahtarladığınızda siz motorun devir yönünü ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. 220 voltluk tek fazlı bir şebekeye bağlıymış. Ha, demek ki ben nasıl bir devre çizmem gerekiyor arkadaşlar? Tek fazlı tam dalga kontrolsüz diyotlu doğrultucu devresi çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tek fazlı şebekemiz kaçmış? 220 volt. Ve bu 220 voltu doğrulttuktan sonra DC motorumuza veriyoruz. Devreyi ideal kabul ederek. Bir de buradaki ideal ifadesi arkadaşlar, anahtarlar üzerinde bir gerilim düşünü olmadığını farz ediyoruz. Devremizi ideal kabul ederek alan sargısının besleme gerilimini yani DC motora uygulanacak gerilimi biliyoruz. Biz burada hatırlamamız gereken devre ve devre formülü şu. Bir fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucu. Bunun arkadaşlar girişi yani VF'si 220 bize VD istiyor. Formülümüz neydi arkadaşlar? VD eşittir 0,9 çarpı VF. Bizde soruda verilen ne arkadaşlar? 220 voltluk bir şebeke yani RMS değerini vermiş. Ha, ben demek ki VD eşittir 0,9 çarpı 220 yazdığımda direkt neyi bulacağım arkadaşlar? Motorun sargısına gelecek olan gerilimi ne yapabileceğim? Bulacağım. Daha sonra diğer örneğimize baktığımızda burada arkadaşlar giriş faz gerilimi 220 volt. Giriş faz gerilimi 220 volt. 3 fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucunun çıkış gerilimini hesaplayın demiş. Burada giriş faz gerilimi 220 volt ise ve bu devre 3 fazlı tam dalga kontrolsüz ise. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her bir fazların faz nötr arası gerilim 220'şer volt olmak üzere ne yapıyormuş? Devrenin bağlanmış. Bu devrenin arkadaşlar çıkış gerilimini bulmak istersek VD eşittir 2,34 çarpı VF. VF burada arkadaşlar RMS değerimiz 220 volt dediği için VD eşittir 2,34 çarpı 220 diyoruz ve buradaki gerilim değerimiz 514,8 volt. Evet siz bir 3 fazlı şebekeyi doğrulttuğunuzda 500 yaklaşık olarak 515 voltluk bir DC bara gerilimi okursunuz arkadaşlar. Aslında bu şu demek. Bu 515 voltluk bir DC gerilim değeri arkadaşlar. Sizin 3 fazlı bir devrede işte fazlar arası 380 voltluk bir gerilim ile çalıştırdığınız bir ısıtıcı motor veya her neyse yükünüzden alabileceğiniz DC yükün karşılığı. Yani siz orada bir gücü hesaplarken gerilimi 380 işte akımı çarparken burada ne yapmanız lazım? Gerilimi 515 çarpı işte akım değeriyle çarpmanız lazım. Gerilimi siz doğrultup bir DC karşılığını elde ederseniz arkadaşlar bu ne oluyor arkadaşlar?
yüksek bir gerilim oluyor ve AC'nin DC'de yapılmış etkin gücü anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de bir fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucuya bakalım. Bir fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucu. Burada baktığımızda arkadaşlar artık ne işin içine girdi? Kontrol kelimesi dikkat ederseniz artık söz konusu. Burada bir fazlı yarım dalga dediği için bir faz ve nötrümüz var. Bir adet de ne var arkadaşlar? Kontrollü doğrultucumuz var. Ve bu kontrollü doğrultucumuz dikkat ederseniz bir tristör. Bu tristörün arkadaşlar gate'ine bir tetikleme sinyali ne yapmamız gerekiyor? Uygulamamız gerekiyor. Bu tetikleme sinyalini uygularken arkadaşlar bu tetikleme sinyalini uygularken genellikle izoleli bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Neden izoleli bir yapıya sahip olması gerekmektedir? Çünkü burası sizin faz ve nötr hattınız. Buradan izoleli bir sistem yapmalısınız. Buradaki katot kısmından ne olacaktır? Devresini akım tamamladığı için sizin buraya bağlayacağınız devrenin katotuyla nötr hattınız temas etmiş olacaktır. İzoleli bir anahtarlama sürücü devresi kurduğunuzda ise arkadaşlar işte genellikle bunlar şey aracılığıyla yapılır. Transformatörlerle katot ve gate arasında ne yapabilirsiniz? İzole ederek tetikleyebilirsiniz. Şimdi burada kontrollü kelimesinde arkadaşlar ne var? Demek ki bir şeyi benim kontrol etmem lazım. Peki neyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? Bu devrede neyi kontrol etmemiz lazım? Sağ tarafa baktığımızda bir VS yani giriş gerilimimiz var. Bakın şu kırmızı bir iki alternanslık bir çizilmiş ne var? VS gerilimimiz var. Pi'den işte 4 pi'ye kadar çizilmiş. Şimdi arkadaşlar bizim dikkat ederseniz burada bir şeyi kontrol etmemiz lazımdı. Ve neyi neye göre kontrol edeceğiz? Bakın V kontrol dediği şurada gate sinyaline uygulanan bir pulse sinyali aslında bu arkadaşlar. Gate sinyaline uygulanan pulse sinyali. Örneğin bu ne yapmış? 90 derecede bir tetikleme sinyali uygulamış. Bunu nereden anladık? Şimdi kırmızı yine şeye baktığımızda sinüs eğrisine baktığımızda giriş faz gerilimimizin burası 0 derece, burası 90 derece ve burası nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Şimdi burada 90 derecede arkadaşlar bizim bir şu şekilde küçük bir tetikleme sinyali yapıyoruz ve daha sonra bu sinyali uygulamıyoruz. Neden uygulamıyoruz? Bizim elemanımız ne arkadaşlar? Tristör. Tristörün özelliğini hatırlayacak olursak arkadaşlar, nasıl bir devre elemanıydı? AC ve DC'de çalışabilen, kapısı kilitlenebilir, tek yönlü akım akışına izin veren bir anahtarlama elemanımızdı. Bu ne demekti arkadaşlar? Hatırlayalım. İşte otobüslerdeki lambalara örnek vermiştik. Örneğin siz bir durakta inmek istediğinizde ne yapıyordunuz? Düğmeye basıyordunuz. Düğmeye basıp elinizi çektiğinizde duracak yazısının sürekli yandığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Burada aslında yapmış olduğunuz tristör devresine baktığımızda şu mantıklı oluyor. Siz tristörün gate sinyalini ne yapmış oluyorsunuz? Bir kere tetikleme sinyali vermiş oluyorsunuz. Bir kere tetikleme sinyali verdiğinizde ne oluyor arkadaşlar? Kapısı kilitleniyor. Yani şu şekilde gate'e bir sinyal verdiğinizde anotla katot arası sürekli olarak buradaki gerilim değeri düşmediği sürece sürekli olarak ne oluyor? İletimde oluyor arkadaşlar. Ki ne zaman şoför durup işte kapıyı açmak için düğmeye bastığında işte ne oluyor? Lamba sönüyor. Aslında şoförün yapmış olduğu şu arkadaşlar. Gate ile katot arasına bir direnç ile kısa devre ediyor arkadaşlar. Ve bu direnç değeri ne yapıyorsunuz? Siz bu kapının gerilim değerini sıfıra çekmiş oluyorsunuz. Bu tristörün çalışma mantığına bir analoji olarak aklınızda kalsın. Peki burada neden bir kere sinyal uyguluyoruz ve artı alternansa uyguluyoruz? Dikkat ederseniz bu bir yarım dalga kontrollü doğrultucu. Yarım dalga dediği demek ki ben sadece bir alternansı, bakın burada hangi bölgede tetikleme sinyali uyguluyoruz?
artı alternansı tetikleme sinyali uyguluyoruz. Artı alternansı tetikleme sinyalini uyguladığımızda bir daha tetikleme sinyali vermiyoruz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar dikkat ederseniz ne dedik? 90 derecede tetikliyoruz. Bunu nasıl algılıyoruz? Sıfır geçiş noktası dediğimiz devreler var. Bunu optokuplörler aracılığı içinde bir diyot ve bir de fototransistör bulunan bir eleman ile bunu çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Algılayabilirsiniz. Şimdi nedir arkadaşlar? Sıfır geçiş noktasında yani diyot anot geldiğinde LED yanacaktır. LED yandığı zaman bir pulse sinyali gelecektir ve bu pulse sinyaline göre arkadaşlar ne olacaktır? Siz sıfır geçişin geldiğini yani sıfır geçiş noktası olduğunu algılayabilirsiniz. Bakın şu eğer alternansı algılamak isterseniz işte VA gerilimini artıya verirsiniz. Diyotun artısını eksiği de sıfır noktasına verirseniz siz artı alternansın sıfır geçiş noktasını algılayabilirsiniz. Tam tersini yapmak isterseniz VA'ya yani üst kola optokuplörün içindeki diyotun eksisini verip artısını da sıfır noktasına bağladığınızda sıfır nötr noktasına bağladığınızda eksi bölgedeki sıfır geçiş noktasını ne yapmış olabiliriz arkadaşlar? Bulmuş olabiliriz. Şimdi burada bakın sıfır geçiş noktasını algıladık. Peki bunu nasıl 90 derecede kontrol edeceğiz? Şimdi bizim şebeke frekansımız arkadaşlar nedir? 50 Hz. F eşittir 1 bölü T veyahut da T eşittir 1 bölü F. Yani T eşittir 1 bölü F yani 1 bölü 50'den 20 milisaniye çıkar arkadaşlar. Bu ne demek? Bizim bir tane alternansımızın oluşması için gereken süre şurası sadece 0'dan 2 pi'ye kadar olan kısım arkadaşlar nedir? 20 milisaniyedir. Peki ben bunu daha da küçültmek istersem. Demek ki benim yarı alternansım neymiş arkadaşlar? 10 milisaniye. Peki ben 90 derece tetiklemek istersem 90'ı nereden anlayacağız? Dikkat ederseniz ne dedik? Burası pi yani 180 derece arkadaşlar. Burası da nedir arkadaşlar? 90 derece. Benim burası 180 derecem. 10 milisaniye ise 90 derece ne olur arkadaşlar? Sadece 5 milisaniye. Ben tetikleme sıfır geçiş noktası, zero crossing point dediğimiz devreler var. O devreyle bu sıfır geçiş noktasını algıladığım andan itibaren 5 milisaniye sayar isem ve küçük bir tetikleme sinyali uygulayıp sinyali bırakırsam ne olacaktır? Bu tristör iletime geçecektir. Arkadaşlar buradaki 5 milisaniye mikro denetleyiciler için çok çok küçük bir zaman dilimi. Yani bu kontrolü çok rahatlıkla yapabilirler. Çünkü işte yüksek kapasiteli işlemciler nanosaniye mertebesinde cycle işleyebilen kapasiteye sahip. Nanosaniyeyi sayabilen bir işlemci milisaniyeyi ne yapacaktır? Çok rahatlıkla takip edebilecektir arkadaşlar. Şimdi tetikleme sinyalini verdik. Peki ne olacak? Tetikleme sinyalini uyguladığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Birinci alternans için söylüyorum. Burası nedir arkadaşlar? Anoduna artı geliyor, katoduna eksi. Ne olacaktır? Tristörümüz iletime geçecektir. Yani bakın şuradaki yeşil sinyali inceleyelim. VDC dediğimiz anahtar sinyali uygulamadığımız 0 ile 90 derece arasında nedir arkadaşlar? Herhangi bir akım akışı söz konusu değildir. Fakat ben tristörün gate'ine küçük bir pulse sinyali uyguladığımda ne olacaktır bu? Pozitif alternans bölgesinde olduğu için tristörümüz kilitlenecektir. Ve girişinde nasıl bir enerji akışı var ise çıkışında da aynı şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Enerji akışı söz konusu olacaktır. Tetiklendiği andan itibaren girişin aynısını çıkışa yansıtır. Bakın şu bölgenin aynısını ne yapıyoruz? Çıkışa yansıtıyoruz. Bakın şu noktada sıfır geçiş noktasına dikkat ederseniz anahtar kendiliğinden kapanıyor. Neden kapanıyor arkadaşlar? Alternansın yönüne dikkat ederseniz değişti. Bu ne demek? Artık tristörün anot kısmına eksi geldi, katot kısmına da ne geldi? Artı geldi.
Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğal komütasyon olayı diyoruz. Doğal komütasyon olayı neydi? Anahtar kendiliğinden ne oluyor? Kapanıyor. Komütasyon olayı neydi? Akım veya gelimin yön değiştirmesi olayına biz komütasyon diyorduk. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz sıfır geçiş eksiye kısma geçtiği zaman ne olacak arkadaşlar? Bizim tristörün kilitlenme bölgesinde kalmış olduğu gerilim değeri düştü. Örneğin minimum işte 3 volta kadar bu 2 volta kadar dayanıyordu. Ama burası ne oldu? 0 volt oldu. Bu kapı artık kilitlenme özelliğini kaybetti. Kendi kendine kapandı. Ne olacak arkadaşlar? Bu anahtar kapalı kalacak. Anahtar kapalı kaldığı için çıkışta da herhangi bir gerilim değeri okunmayacaktır. Yani 0 volt ölçülür. Peki, benim sıfır geçiş noktamın artı alternansta sürekli çalıştığını düşünüyoruz. Yani her artı alternans gelecek, 5 milisaniye sayacak, tristörü küçük bir pas sinyali uygulayacak, çıkışa aktaracak. Bu işlemi tekrar ettiğimizi düşünelim. İkinci periyoda baktığımızda. İkinci periyodun birinci alternansında arkadaşlar ne olacaktır? Yine dikkat ederseniz burada ne oldu? Tristöre doğru polarlama bölgesinde çalıştırıyoruz. Bakın şurasına artı yani anoduna artı katoduna eksi veriyoruz. Fakat biz ne yapmıyoruz arkadaşlar? Tristörün anahtarlama sinyali uygulamıyoruz. Anahtarlama sinyali uygulamadığımız için ne oluyor arkadaşlar? Herhangi bir akım akışı olmuyor. Herhangi bir akım akışı olmadığı için ne olacak arkadaşlar? Çıkışa bir gerilim aktaramayacağız. Peki ben 90 derece yani 5 milisaniye sonra tristöre bir küçük bir pulse sinyali uyguladım. Ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde yeşil sinüs eğrisinin olduğu şekilde ne olacak? Karşıya akım akışı olmuş olacaklar arkadaşlar. Şu I mor olan sinyalde yükün çekmiş olduğu akım bakın arkadaşlar. Yükün akımıdır bu da. Evet, bir fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucunun çalışması bu şekilde. Bir denklemlerine bakalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz biz neye hesaplamak istiyoruz arkadaşlar? Sıfırdan T periyodumuz boyunca sıfırdan 2 pi'ye kadar olan çıkıştaki enerji miktarını. Dikkat ederseniz pi ile 2 pi arasında herhangi bir akım akışı yok. Ben neyi hesaplamam lazım? Şuradaki bölgedeki alanı hesaplamam lazım. Bakın normalde 1 bölü t yani nedir? Buradaki süre sıfırdan t'ye kadar v out'un ne yapacağız? Zamana bağlı olarak değişiminin integralini alacağız. Fakat burada dikkat ederseniz 1 bölü 2 pi yani burası nedir? 360 derece sıfırdan 2 pi'ye kadar. Dikkat ederseniz neydi arkadaşlar? Bu bölge yoktu. Yani ne alacağız? Alfadan pi'ye kadar. Bakın şurası. Alfadan pi'ye kadar olan kısmın neyini alacağız? Çıkış miktarını ölçmemiz lazım. Dikkat ederseniz alfaya kadar, sıfırdan alfaya kadar yine enerji çıkışı yok. Yani testere dişinin şu bölgesini bizim hesaplamamız lazım. Bakın şurası. Alfadan pi'ye kadarlık kısmını hesaplamamız lazım. Bunu da hesapladığınızda arkadaşlar DC geriminiz V max. Yani maksimum değerinin bölü 2 pi katı bölü 2 pi oranında yani toplam periyoda oranı arkadaşlar parantez içinde 1 artı kosinüs alfa 1 artı kosinüs alfa arkadaşlar ne olacaktır? Çıkıştaki gerilim miktarını ne yapacağız arkadaşlar? Ölçmüş olacağız. Evet, bu şekilde bir fazla yarım dalga kontrollü doğrultucu devresinde bahsetmiş olduk. Haftaya 3 fazlı yarım dalga kontrollü doğrultuculardan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde uzaktan eğitimimize anlatmaya çalışacağız. Bu notu sizlerle dediğim gibi paylaştım. Sizlerin bu notu takip etmesini istiyorum. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya bir dahaki dersinizi yine buradaki uzaktan eğitim sistemini yükleyeceğiz. Dinlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ederim.
Görüşmek üzere arkadaşlar.